Herkes kuyruğa giriyor. Türbe zannediyorlar burayı. İnşallah. Nasip. İnşallah. Ya çıkarsa. İnşallah. Nasip de varsa çıkar. İnşallah. Ya çıkarsa. Çıkmaz. Umut fakirin ekmeği yememed ye. İnşallah. İnşallah. Nasip kısmet. İnşallah. Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. İstanbul'da meşhur Nimet ablanın önündeyiz. Şöyle bir sırayı çeker misin Atacığım? Nereye kadar geliyor? Şimdi sıradakilere diyeceğiz ki gerçekten de vatandaştan birine milli piyango çıkacağını zannediyor musunuz? Ya da umuyor musunuz? Lütfen kanalımızı takip edip bizi desteklemeyi unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Bu arada saat daha sabahın 10.30. Öğlen ve akşam saatlerinde buralar tıklım tıklım oluyormuş. Efendim bu defa tamam mı? Tamam galiba. Bana da öyle geldi, sanki size çıkacakmış gibi geldi. Bana çıkıyor zaten, onun için geldim ben. Çıktıktan sonra neler yapacağız onu planlayalım mı şimdi? Şu anda kafamda plan yok. Abi bak, bir anda gelirse Allah muhafaza. Düşünsene yarın bir kalkıyorsun 100 milyon TL'n var. Sevinirim, mutlu olurum. Peki açıklar mısın ismini? Bana çıksa ben açıklamam mesela. Yok, açıklamıyorum. Dünyanın öteki tarafından bile akrabam çıkar gelir abi. Hayretmiyor abi, bana hayretmiyor. Çıksa bile hayretmiyor. Bir sırada deme bari bunu. Abi gerçek abi ya. Hayretmiyor. Kime çıksa hayretmez para abi. Haram para. Ama biz de gene gidiyoruz yalnız. Peki ne yapacağını biliyor musun? Çıkarsa sana. Neler çıkacak? Bana çıkmaz babasından. Sana çıkar mı abi? İnşallah. Bak çıkar. Zor. Efendim en büyük hayalimiz nedir? Çıkar mı vatandaşa? Nasip. Çıkarsa ne alacaksın abi en büyük? Abi onu anlatamayız. Anlatılmaz. Bence yaşanır. Aynen öyle. Hayalle yaşıyoruz baba ya. Vallahi. Herkes düşmüş bir hayalin peşine. 20 sene dalıyoruz, hiçbir şey çıkmadı. Bundan sonra orta da bir şey çıkmadı mı abi orta? Hiçbir şey çıkmadı. Amortiden başka hiçbir şey çıkmadı. Belki bu sene. Belki inşallah. Çıkarsa seni bulacağım inşallah. Beni bul abi. Tüylü mikrofon isim? Tüylü mikrofon Ozan. İzmir'e gelin hocam, kime sorsanız gösterirler. Yeter ki siz parayla gelin. Hanımefendiler yaptılar mı programları? Çıkarsa ne yapıyoruz anneciğim? Vallahi hele bir çıksın. İnşallah bir şey olur yani. Memlekete gideceğim, memlekete. Sokak hayvanlarına, özellikle barınak. Daha sonra şiddet gören bayanlara güzel bir ev, ortam. Şöyle bir tesis yapsanız, Türkiye'nin en büyük tesisi. Bütün şiddet gören kadınlar evet, gelse ne güzel. Şiddet gören bayanlara ve bir de köpeklere, hayvanlara, bütün hepsine. Bu defa çıkar mı efendim? Efendim? Kemal Sunal'da sormak lazımdır rahmetliye. Çıkarsa Bağdat Caddesi'ni hela yaptıracağız. Çünkü bir tane tuvalet yok orada. Umumi tuvalet yok. Bostancı'dan Kadıköy'e kadar. Efendim 100 milyon TL normal gariban bir vatandaşa çıkar mı sizce? Vallahi Umut fakirin ekmeği yememed ye. Yani olacağı burada. Cennetin kapısı gibi. Sıradayız. Abi burası bir şans oyunlarının türbesi olmuş. Herkes kuyruğa giriyor. Türbe zannediyorlar burayı. Yani ölmüş kadından medet umuyorlar. Bu iş kısmet işi. Tamam mı? En son 1985'te para çıkmış. Sanki... Gerçek mi diyorsun? Evet. Ana... Abi Google var elinizde. Girin altına yazın. Bize şöyle geliyor. Her sene buraya çıkıyor. Tabii her sene. Geçen sene iki tane İstanbul'dan ikramiye çıktı. Biri Kadıköy'den, biri Beyoğlu'ndan. Niye buradan satılmadı? Daha önce tam bilete çıktı. Üsküdar'dan satıldı. Niye çıkmadı? Nasıl? Nasipleniyor musun buradan? Ya nasipleniyor tabii. Yani bazı inanmayanlar da var. Böyle geliyor kuyruğa ikna ediyoruz. Diyoruz ki bak en son 1985'te para çıkmış. Mantığınızı çalıştırın diyoruz. İnanmıyorsanız Google'a girin bakın diyoruz. Ondan sonra bakıyorlar. Gerçekten de inanıyorlar. Bu iş kısmet işi. Doğru. Şansın varsa seni her yerde bulur. Vatandaştan birine çıkar mı sizce gerçekten? Zannetmiyorum hiç. Çünkü ne diyorsun? Moralim yerine gelsin diye mi alıyorsun? Anca paramızı veriyoruz işte bunlara. Başka bir şey yok. Motivasyon mu oluyor abi o 7-8? Burada kuyruğu tabi beklemek daha iyi geliyor bize. Vallahi çıkarsa ne yok ki hayallerimizde. En büyüğü nedir hayalin? Bir ev almak. Efendim vatandaştan birine çıkar mı? Ne diyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Ya çıkarsa. Vatandaşlara da yedirmez diyorlar efendim. Öyle vesveseler giriyor bana sağdan soldan. Size de geliyor mu? Geliyor. Yok, büyük iş adamlarına çıkartıyorlarmış falan. Öyle olmasa zaten şimdiye kadar bir şeyler olurdu ama bilmiyorum. Geçen senenin taliplisi nerede? Bu da çıkmadı piyasaya değil mi? Yok. Efendim nedir durum? Çıkıyor mu bu sene? Hisler, rüyalar var mı? Vallahi hep umut dünyası ama bilmiyoruz galiba. Rüya görmediniz mi abi? Bir ışık, yok rakamlar. Görmedik şu anda da bilmiyoruz bakalım nasip. Çıkarsa şey. Abim ne yapacaksın? Var mı bir plan? Vallahi planlarımız çok da inşallah çıkarsa. Hayal. Yurt dışına çıkacak mısın? Gezecek misin dünyayı? Yurt dışı bir dünya turu yapacağım ya. Abim çıkarsa ne yapıyoruz? Var mı program? Yok abi. Bir anda o kadar para çıkarsa abi dengeyi bozar mı sence? Bozabilir. 100 milyon mu veriyorlar bu? 100 milyon. Peki bu 100 milyonu normal bir vatandaşa verir mi sence milli piyango? Bilemem. Kısmet. Var mı ümidin? Büyük mutlu. Efendim var mıdır program hayalimiz? Çıkarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır işleyeceğiz. Haydan gelen huya gider. Abi 100 milyon ya. Maksat şey değil ki yani. Sadece heyecan tatmak. Abim normal vatandaşa verirler mi bu 100 milyonu? Vallahi abi bilmiyorum. Vermezler bence. Ama bir ümit diyorsun.
Aynen öyle. Peki senin gönlünden geçen ne? Sana çıksa ne yapacak? Bana çıksa bakayım çevremde kaç tane fakir varsa dağıtırım. Ondan sonra kendime bir şeyler yaparım. İnşallah sana çıkar abi. Bu görüntüleri İnşallah. Alıyorum. Ama çıkarsa İnşallah. Kendini açıklayacak mısın? Bana açıklayacak mısın? Ola çıkacağım. Yoksa gizleyecek misin? Yok öyle bir şey olmaz. Açık açık. Açık açık abi. Şanslı gözler var abi. Bilmem. Nasipte varsa çıkar. Çıkarsa var mı programınız kafamızda? Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya inşallah ilk önce borçlarımızı ödeyeceğiz. Ondan sonra yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olacağız. Çocuğun şansına. Peki çıkar mı gerçekten de vatandaşı? Çıkmaz. İş adamlarına yediriyorlar falan diyorlar çünkü öyle haberler geliyor ama. Ona da inanmıyorum ya, şans diyelim biraz. Ne diyorsunuz, bu defa çıkar mı size? Ya çıkmaz. Ya çıkarsa? Çıkmaz. Şimdi bu zamana kadar aldım çıkmadı ya. Heyecan olsun diye alıyorum. Heyecan. Abi ne diyorsun sıraya? Standart, normal. Öğlenden sonra daha mı kalabalık oluyor abi? Evet. Efendim nedir durum? Bu defa çıkar mı? Yeni geldim ama bilmiyorum ki olsa. Şimdi bir yarım saat bekleyeceksin abi. Yarım saati de geçer bu vaziyet ya. Kesinlikle çıkmaz hiç kimseye. Çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. Aradakilerin %99'u bana çıkmaz diyor. Doğru söylüyor, çıkmaz. Hiç kimseye çıkmaz. Efendim çıkartırlar mı vatandaşa 100 milyon TL ya da 25 milyon TL? Vallahi çıkartırsalar iyi olur. Herkese de hayırlı olur. Yani. Hiç olmazsa 4 kişinin yüzü güler diyorsun. Yani şey. İlk başta ben diyorum bir 2 tane 3 tane amcam oğulları var onları bir sevindireyim. Dün akşam telefon açtı onun için geldim yani. Yusuf Koçuk. Ne kadar sürer başa varmanız? Valla herhalde bir yarım saat sürer galiba. Öyle düşünüyorum. Yarım saat 45 dakika sürer. Buradan almanızın ümidi hani çıkmak. Buradan şöyle. Ben şimdi bugün aslında bir arkadaşımı alıyorum. Dün rüyasında görmüş. 7 tane bilet görmüş. Özellikle onu alıyorum. Bir de çocuklarım için bir tane ben alacağım. Yani buradan almanın hep böyle alışkanlık olmuş. Nimet abla. Daha önce tabii yaşanmış. Ritüel haline dönüş. Evet yani. O yüzden buraya geliyoruz yani. Hem garantili gibi düşünüyoruz. Hani böyle daha sağlıklı bir yer. Merkezi bir yer. Bakalım inşallah kısmet. Kime çıkarsa inşallah ihtiyacı olan insanlara çıkar. İhtiyaç sahibi insanlara çıkar. Vatandaştan birine çıkacağına inanıyor musunuz gerçekten? Vallahi temennimiz o. Yani ben de alacağım da bana çıkarsa tabii ki ben de insanların düşündüğü gibi ihtiyaç sahipler ama benim en önemli şey düşüncem MS hastalıkları olan çocuklara çok önemli. Şu anda gündemimiz de o. Onlara kesinlikle destek olmak lazım onlara. Ya benim bana çıkarsa ama hep böyle insanlarımızın şeyi var. Ya çıkarsa. O yüzden şansımızı deniyoruz. Ya çıkarsa diye sıraya giriyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Amcam çıkar mı normal bir vatandaşa bilet? İnşallah gariben birine çıkarlar yüzü güler. Zengine değil. Mağdur birine çıksın. İsterim yüzü gülsün. Hayatını yaşasın. Çoluk kiracılara çıksın. Millete faydalı olsun. Bana çıksa çalsın ben bağış yaparım. Mehmetçi Vakfı'na, emniyet güçlerine, yoksullara, kiracılara. Bana da 5-10 kuruş kalsa geçerdi. Hep düşündüğüm odur. Allah'tan öyle niyet etmiş. Vallahi çıkarsa iyi olur. Benim kimsem yok Allah'tan başka inşallah. Çıkar yani. Evim yok, ev alayım kendime. Zor durumdayım, yalnız yaşıyorum. Çok zor durumdayım. Bir ev de olsa alayım diyorsun. Evet, inşallah. Efendim ne diyorsunuz? Bu sene tamam mı? Çıkıyor mu artık? İnşallah bakalım deneyeceğiz. Her sene alıyoruz seyir ama gidiyoruz zengine çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Biraz da fakire çıksın. Ben de onu soruyorum. Normal gariban vatandaşı çıkar mı? Garibana çıksın istiyorum ben. Zengine çıkmasın. Zengine çıkarsa hatta efendim baksınlar vermesinler ya. Aynen doğru. Bence. Valla. Tamam mı bu defa çıkıyor mu? Valla o Allah biliyor. Bir his, bir rüya, hiçbir şey yok mu? Bir işaret yok mu? Nasip kısmet diyelim mi? Çıkarsa bir planımız var mı? Kimsesiz çocuklara yardım bulunuruz yani. İnşallah size çıkar. Hayırlısı neyse o.